Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. İçeriye doğru her attığım adımda o ilerleyen kanlar da benimle beraber ilerliyor. Orta tarafa doğru geldiğimde bütün içerideki cinliler gözlerime bakmaktan kaçınıyordu. Nasıl göründüğümü bilmiyorum. Ama korktuklarını anlayabiliyorum. Gözlerimden çıkan bütün tılsımlar onları oldukça korkutuyor. Ellerimi yavaşça havaya doğru kaldırdı. Onlara doğru bakarak gülümsetti beni. Ellerimi aşağıya doğru indirip yere doğru ufak bir dokunuş. Zaten parçalanmış bir kısmı yan tarafa doğru yamulmuştu yeri. Benim de dokunmamla beraber tamamen parçalandı. Yukarıya doğru tahtalar saplandı. Aşağıya doğru yağmur yağar gibi tahtaların iç taraflarından siyah kanlar geliyordu. Bunu nasıl yapıyor? Bilmiyorum ama başarıyor. Bir şekilde tılsımlara hükmediyor. Duvar, her yer kanamaya başladı. Simsiyah kanla dolduktan sonra ellerimi iki tarafa doğru açarak ayağa doğru kalktı. Şu anda neyin içinde olduğunuzu biliyor musunuz? Bir kara kanabis hanesinde. Cinasrikana intoril daki sakano. Avuç içlerimi yukarıya doğru kaldırdıktan sonra başımı da kaldırdı. Tahtalardan öyle damlalar akmaya başladı ki evin içinde yapay bir yağmur yağıyordu. Her yer simsiyah oldu. Kapkaranlık. Üzerlerine doğru yağan damlalarla beraber parçalandılar. Arkama doğru hafif bir bakış attı. Efendi, tuzağı kuran herkesi öldür. O Ademoğlunu bana getir. Burada istiyorum onu. Başını salladı. O cinliğe gittiği gibi de parçalanan cinlerin arasına doğru yürütüp bağdaş kurarak yere doğru oturttu. Sakin bir şekilde kapıya doğru bakıyor. Kapının üst tarafında farklı bir sembol var. Bu kapı az önce görüp fark ettiğim kapı bile değil. Resmen evin içerisinde başka alemlere durmadan geçiş sağlanıyor. Bu cinli bir biçimde miydi? Kapının açılmasıyla beraber öne doğru yalpaklanarak birkaç adım atıp yüzüstü önümüze kayıp düştü. Saçına doğru elimi uzattı. Tutup kaldırdı yukarıya doğru. Bana doğru baktığında kaçışmaya çalıştı. Sağ elimi direkt üstüne doğru tuttu. Mişrak, cizmiyel mişrak. Kıpırdayamadı. Kaskatı kesildi öylece yerde. Ellerimi kaldırdım saçlarından. Ayağa doğru kalktığımda onun etrafında yürümeye başladım. Bize bağlı olan hocaların ölmediğini gördünüz. Bizlerin ölmediğini nereden biliyordunuz? Bunun cevabını verebilecek misin Ademoğlu diyerek sordu. Seninle konuşmak bile çok korkutucu. Buraya tuzak kurmam için görevlendirildim. Ölmek için hazırım. Sana hiçbir şey anlatmayacağım. Ona doğru baktı. Durdurdu beni. Yavaşça ona doğru eğilmemi sağladıktan sonra işaret parmağımı yanağında hafifçe gezdiriyordu. Bir adres söyledi. Burada yaşayan çocukların da biliyor mu? Büyü için kullanılmak üzere mühürlenmişler. Onun korkusundan mı kendini feda ediyorsun? Gözlerini büyükçe açtı. Onların nerede olduğunu görebiliyor musun gerçekten? Kurtarabilir misin onları diyerek bir anda yalvarmaya başladı. Duruma göre her şey değişebilir. Ben bir Müslümanım. Bu yüzden çocuklara zarar verecek değilim. Ama onları korursam bana her şeyi verebileceğini düşünüyorum. Ne istersen. Yerlerini bile söylerim. Kamuttalar. Kamutun içindeler. Bir anlık duraksadım. Ellerini yavaşça kaldırarak alkış yaptı. Kamutun içerisinde Turif var. Turif'i buldular mı? Hayır, onu arıyorlar. Kitabın içinde onun mezarının özel kilidi olduğunu düşünüyorlar. Bu hem doğru hem yanlış. Turif'in anahtarı bende. Sadece ben açabilirim. Ama çocuğa sahip olurlarsa kilidin bir kısmını çözebilirler. İçeride kaç kişiler? Yaklaşık 1000 kadar kabile var. Hepsi bağlılıklarını kara adama direkt olarak bildirdiler. Kara adam diyorsunuz demek. Evet, onu öyle sesleniyorlar.
kanlarıyla birlikte diğer cinnileri güçlendiriyor. Kendine bir, nasıl söylesem, yuva yaptı. Kanını belli şekilde cin bebeklerine ve cinlere mi aktarıyor? Aynen öyle. Bizim verdiğimiz mühürleri cinlere aktarmanın en güzel yolu. Anladım. Yani benim kanımla beraber bütün hepsini aynı şekilde devam ettiriyor. Evet, bende de var. Sağ kolumun arkasında. Elimi sadece hafifçe yukarıya doğru kaldırdı. Adamın sağ taraftaki cübbesinin kolu yırtılarak açıldı. Kolunun arkası direkt görülüyordu. Yıldız şeklinde bir noktalama ile dövme yapılmış. Oraya doğru bakıyor. Kaç kere yaptı? 6. 6 defadan sonra bedene tam olarak yerleşiyor kan. Ruhani olarak hissiyat alabiliyoruz. Ama sizleri hissedemiyoruz. Sizi hissettiğimizde kafamız deliriyor. Değişik görüntüler görüyoruz. Cinler için böyle mi bilmiyorum dedi. İçimdeki o cinli yavaşça ellerimi yukarıya doğru kaldırdı. Tavana doğru saplanmış olan bütün tahtalar yere doğru düştü. Elimden karanlıklar yukarıya doğru çıktığında tamamen tavanı sardılar. Sonrasında tavandan aşağıya doğru yavaşça damlalar geldi ve karanlık yok oldu. Hiçbir şey hissetmiyordum. Öylece kaldım. Çocuklarım için yaptım diyerek ağlamaya başladı adam. O sırada kırılmış ve yaranmış olan kapıdan içeriye doğru birileri girdi. Efendi denilen cinliydi oradaydı. Arkada, tam kapının dışarısında Tauf ve Rumeli de duruyor. Efendi ortaya doğru gelerek, ''Bize Kamut'un yerini aktar. Kamut yüksek dağların arasında. İnsanın hiçbir şekilde ulaşamayacağı yerde. Büyücüler nasıl ulaşıyor o zaman? Mağaranın içinden yukarıya doğru bir sistem yaptılar. Katlarda azılı cinniler var. Binlerce kabileyi oraya doldurdular. En üstünde o duruyor demek. Aşağıya doğru kan sistemi de orada mı? Evet diyerek söyledi. Sana yardımların için teşekkür edemeyeceğim. Beni kandırdın. Ciddi anlamda seni korumak istemiştim. Hayır diyerek başını sallıyordu yerde. Çocuklarını koruyacağız. Ama senin için koruma bitti. Arka tarafa doğru dönerek Ademoğullarına seslendi. Alın, arabaya koyun. Kaldırıp götürüyorlardı. Yardım et çocuk, yardım et diyerek bana doğru bağırıyordu. Ona gerçekten bir ölüm mü vereceksiniz? Biz hiçbir şey vermeyeceğiz. Taptığı ve inandığı dostlarının yanına bırakacağız. O bize yolu gösterecek ve kanıyla anahtarı açacak olan. İçeriye girmek için onu kullanacaksınız değil mi? Evet, onu kullanacağız. Ama en çok da ölümü beni sevindirecektir. Bazen insanlara verilen şansları kullanmalarında oldukça gereksiz kalıyorlar. Söylemek istediklerini tam anlayamadım. Nedense öfkeliydi. Öfkeli olduğu için de çok yorum yapmak istemiyordum. Cinnilerle tam anlaşma sağlayamadım. Dışarıya çıktığımda bir araç bekliyordum. Yanında ana da vardı. O evden ne zaman çıktı, ne ara gitti bilmiyorum. Yanındakiler onu korumak için hazırda bekliyordu. Yanına doğru geldiğimde bana doğru ellerini uzatarak yanaklarımı avuçlarının arasına aldı. Oraya gittiğinde en baştakini öldür. Gözünü bile kırpma, tamam mı? Senden tek istediğim budur evlat. Tek istediğim. Gözü o kadar kararmıştı ki bunu yapmamı kalben istiyor. Elimden geleni yapacağım. Ama çok tecrübeli değilim. Sakin ol. Senin bütün kanın değerli. Sadece kanın da değil. Bildiğin tılsımlar ve diğerleri. Sadece sakin kalarak efendi ve diğer cinliğinin söylediklerini yap. Başımı salladım. Arabaya bindiğimizde açıkçası özgüvenim artmıştı. Nedense güçlü hissetmek bana iyi geliyordu. Yol boyunca hiç kimse bir şey konuşmadı. Özellikle de o kavga eden sürekli Tauf ve Rumeli. Sessiz bir şekilde bekliyorlardı. Bir saat kadar daha sürdü yolculuk. Taşlar renk değiştiriyor gibi olduğunda arka taraftan dur diyerek bir ses geldi. Arkamda hiç kimse yok. Sadece cam var ve bir boşluk. Orada birisi mi vardı? Yeri söylediler. İniyoruz dedi. Efendiyle beraber Tauf ve Rumelya ile indi. Dördümüzde indiğimiz yerde hiçbir şey göremiyordu. Sadece koca bir dağ. Yukarıya doğru taşlar birbirine çapraz şekilde.
Efendi bize baktıktan sonra kav, çocuğa yolu göster. Adamı da getir Rumeli'ye. Rumeli arka tarafa doğru gittiğinde bir araç uzakta durdu. Ben Tavuf'la beraber yürümeye başladım. Bastonunu yavaş yavaş yere değdiriyordu. Oldukça sakin durmalarından dolayı aranızda bir antlaşma mı yaptınız? Genellikle yan yana geldiğinizde çok kavga ederdiniz. Çok sakin gördüm sizi. Gülümsedi. Sadece sakin kalmamız yetmeyecek. Oradaki her şey tehlikeli. Artık en ufak bir dalgınlık bile büyük şeylere yol açar. O zaman siz savaşacaksınız. Ben gerçekten öldürecek miyim birini? Büyük ihtimalle evet. Buradaki eğlencenin durma nedeni de burada. Burada bir karakan var ve tecrübeli. Senden çok fazla tecrübeli. Bunun farkındayım dedim. O sırada arkadan sürünerek ağzı bağlı bir şekilde Rumelia'nın o adamı getirdiğini gördüm. Taşlar iki taraftan farklı şekilde birbirine bakan bir yer var. Kapı gibi yapılmış uzunlamasını. Onun önüne doğru geldiğimizde yere doğru attı. Tavuf ne yapmamız gerekiyor diyerek sordu. Ne bileyim ben. Sen bilmiyor musun? Yaşlı olan sensin. Bastonu kaldırıp şimdi ağzını vuracağım. Nereden bileyim? Bana bir şey söylemedin. O zaman efendiye gidip soracaksın. Ben hayatta sormam. Beni dinlemediniz mi diyerek azar işitmek istemiyorum. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum söylediği. Sen ciddi misin? Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum. Sen? Ben de hatırlamıyorum. O zaman ikimiz de hapı yuttu. Bekleyelim burada. Elbet gelecektir. Yavaş yavaş yürüyor. Umarım gelir. Geldiğinde büyük ihtimalle ikimizi de öldürecek. Ve sadece bu senin suçun. Benim suçum mu? Asıl senin suçun. Sana kaç defa söyledim. O kadar yemek yiyeceğine dinle diyerek. Ben yemek yemiyordum ki sen yiyordun. Daha demek istediğim bile anlaşılmıyor. Sana gerçekten çok büyük bir ölüm makinesi alacağım. Boyunu keseceğim senin. O onu yerden alıp taş attı. Attığı taş sadece bedenin içine doğru girdi. Arkaya doğru düştü. Ufak silik bir karanlık oldu taşın çarptığı yerde. İstiyorsan kafana atabilirim diyerek yerden büyükçe bir taş alıp atacakken gerçekten burada durup kavga mı ediyorsunuz diye seslendi. İkisi de durdu. Düzgün bir şekilde bekledi. Efendi denilen cinliği gelerek enseme dokundu. Bedenim yine onun kontrolündeydi. Yavaşça öne doğru eğilerek yerdeki adamın ensesinden sıkıca kavrayarak kaldırdım. Tek elimle benim neredeyse iki katım olan adamı rahatlıkla taşıyabiliyordum. Öne doğru yürümeye başladım. Kapının oraya geldiğimde adamı hiçbir şekilde düşünmeden sağ taraftaki taşa doğru vurdu. Alnını vurmuştu. Alnını vurmasıyla beraber bayıldı. Ama kanı yüzünden aşağıya doğru akmaya başladı. Hiçbir şekilde ona karşı bir af beslemiyor. Direkt olarak öldürmek istiyor belki de. İçeriye doğru yürümemizle beraber meşale gibi değişik bir şey yerden yandı. Yukarıya doğru koca bulutlar çıkıyordu. Arkasında gölgeler var gibiydi bulutların. Öne doğru çıkardı beni. Sağ tarafa doğru boşluğa attı adamı. Beni gördüğünüzü biliyorum. Daha fazla saklanmayın. Sesler gelmeye başladı. Ufak tefek gülmeler. Hatta daha çok aşağılayıcı şekildeydi. Sonra da kendini belli eden bazı dumanlar o karanlıkların arasından çıktı. Elimi direkt kaldırarak onlara doğru. Akunesri, Katun, Mişri, Amunellamu. Bunları söylediği gibi bütün dumanlar dağıldı. Tam karşımızda duruyorlardı. Arkama doğru geçecek şekilde hızlıca hareket ettiler. Tam dibimde belirmişlerdi. Elimi bile kaldırmama izin vermediler. Direkt kilitlediler ellerimi. Dizlerimin üstüne doğru düştüm. Boynum geriye doğru gitmeye çalışıyordu sanki. Ama bir şekilde engel oluyordu. Buraya gelmen oldukça şaşırtıcı. Senin gibi bir cinliği ne diye burada? Kendini öldürmeye mi getirdin efendi? Hem Kamut'un sistemini nereden buldun? Anahtarı buraya kadar nasıl getirdin? Kitap nerede? Onda mı? Eminim ki ondadır dedi. Öne doğru cübbeli bir tanesi yürüdü. Tırnakları uzundu. Aynı diğer Rumeli gibi.
Yavaşça tırnaklarını kaldırarak gözlerimin önüne doğru getirdi. İkisinin de önünde bekletiyordu. Kitap nerede? Buraya girmenin hata olduğunu anlayabilecek kadar üzerinde tığsım var. Buraya getireceğini biliyorduk seni. Yan tarafa doğru baktığında cinniler adamı sarıp bir anda götürdü. Onun artık yaşama şansı yok. Verdiğin koruma sözleri de tamamen bitti. Koruma sözlerini verdi ama sonrasında korumayacağını söylemişti zaten. Hayır, bir şey yaptı. Kesinlikle bir plan yapmış olmalı. Çünkü sadece belli bir yere kadar biliyorlar. İçeride konuştuklarını bilmiyor. Yerde yatarken. Büyük ihtimalle o garip. Gözlerimin altına doğru kanları sürdükten sonra oluşanlar bütün her şeyi değiştirmiş olmalı. Gözlerimden çekti tırnakları. Başımı olumlu şekilde salladı. Üzerimi yavaşça açacak şekilde arkadan yırtıldı üstü. Aşağıya doğru belime kadar açıldı. Omuzlarımda gezen yılanlar var. Boynuma sarılıyorlar. Yanlış bir tutum veya okuma. Herhangi bir tılsım hissedersem yaşamana izin vermem. Bunu biliyorsun değil mi? Arka tarafıma iki tane cinni geçti. Bir sağ bir de sol omzuma doğru. Yukarıya doğru ellerini kaldırdılar. Ben de başımı yukarıya doğru kaldırdım. Tam ağzımın hizasına doğru getirdiler ikisi de ellerini üst üste. Ağzımdan dumanlar yukarıya doğru çıkıyordu. Kendini teslimiyetinle beraber çocuğun en azından yaşamasını sağlayacaksın. Doğru karar verdin efendim. Yoksa durumun daha da beter olacaktı. Ağzımdan çıkan karanlıklar bittiğinde yüzüstü yere doğru düştü. Ellerimdeki bağlar yavaşça açıldı. Efendiyi tutsak ettiğimize göre artık çocuğu rahatlıkla öldürebiliriz. Bana inanması gerçekten komikti. Yukarıya doğru kalktı bedenim. Parmaklarımın ucunda kaldım. Cübbenin artık gözleri de görünüyordu. Kıpkırmızıydı, alev gibi. Bana gittikçe yaklaşmaya başladı. Elini kaldırıp bu sefer direkt gözlerime doğru saldıracakken elleri bir anda yok oldu. Yanımdaki cinniler ona doğru baktı. Sonra bana. Ne olduğunu anlayamadılar. Ben de anlayamamıştım. Bunu ben mi yaptım? Kollarının yok olmasının acısıyla beraber bağırmaya başladı. Arkamdaki cinniler bana doğru gelecekken bir anda yok oldular. Yan tarafımda Rümeli belirdi. Solumda Tao. Bizi o kadar da kötü zannetmeyin. Efendiyi tutsak ettin demek. Tabii, hemen veriyorum. Sana harika bir tutsak efendi. Direkt salladı bastonunu. Sonrasında da beyzbol sopasıyla vurur gibi tutarak onu ortadan ikiye ayırdı. Bir dakika. O baston değil. Bastonun içinde hareket eden bir şey var. Alt tarafa doğru küçük küçük delikler görüyordum. Karanlıklar yok olup alt tarafından sanki bir süpürge gibi çekildi. Bastona doğru baktığımı anladı. Parmak ucunda daha duracak mısın? Balerin mi oldun sen Haluk diyerek sordu. Ben geriye doğru yavaşça düştüm. Yere doğru oturduğumda üstümü düzelttim. Ne oldu? O da neydi öyle? Efendiyi aldılar. O iki cinni. Hayır almadılar. Efendi bizimle rahatça iletişim kurdu. Kendisini sadece bir süreliğine dışarı çıkardı. Bak orada diyerek gösterdi. İleride dumanların dağıldığı yerde duruyordu. Oraya doğru ilerledik. Kamutun ilk katına çıkacağız. Sonrasında yukarıya doğru. Sen burada kalıyorsun dedi Rümeli'ye. İçeriye gelecek herhangi bir şey olursa bizimkilere yol gösterirsin. Tamamdır. Sen benimle gidiyorsun Tao. Çocuğun bedeninin kontrolünü bir süreliğine yardımcı ol. Gücünü kaybetmesin. Hay hay diyerek bastonu kaldırdı. Bir anda sırtıma doğru vurur gibi yaptığında kayboldu. Vurduğu sopada. Beni duyabiliyor musun? Özledin mi beni dostum diyerek bir anda ses verdi yine. Sen konuşunca gerçekten daha garip oluyor. Ahşap eve götürmüyorum. Bu sefer seni taş bir mabedin içinde tatile getirdim. Bak bunu kolay kolay Ademoğullarına yapmam diyerek kahkaha atıyordu. Beni burada duyamaz. O yüzden rahatım. Yukarıya doğru çıkmaya başladı efendi. Her yürüyüşünde duvara doğru parmağıyla bir defa dokunuyordu. Dikkatimi çekti bu.
birkaç kat çıkacak kadar çıktı. Artık o kadar çok yorulmuştum ki nefes nefese kalmıştım. Zaten terlemek de cabasıydı. Sonunda yarım bir şekilde durduğumuz merdivende elini kaldırarak bizi de durdurdu. Şükür diyerek merdivene doğru oturdum. Yukarıya doğru bakıyordu. Buradalar. Torif de burada. Neden kaçırmadılar? Tauf yanımda belirdi. Bilmiyorum. Yukarıda olmaması gerekiyordu. Sizi hissettikleri anda ya da belli olduğunuzda çoktan çıkarmalılardı. Dışarıya çıkarmamaları çok kötü oldu. Hatta bu bizi bayağı bir kötü etkiler. Neden ki? Dışarıya mı çıkarılması gerekiyordu? Cinni dışarıya çıkarıldığında direkt bizimkiler alacaktı. Dışarıda bekliyorlar. Onu çıkarmamaları dışarıdakilerini biliyor demektir. Biz de yukarıya çıkarsak o zaman bizi öldürecekler. Doğru olabilir. Bir süreliğine bekleyeceğiz. Sessiz kalın. Ellerini yavaşça tekrardan duvara doğru götürdü. Duvara dokunduğunda aynı o cinliğinin bedenimde belirdiği gibi duvardan kara kanlar yukarıya doğru yayılıyordu. Her yere, duvarın içine doğru siniyorlar. Büyük ihtimalle bu sayede hissedecek ve görecek. Gözlerim kararıyor. Hayır, o yaptığıyla kendi değil, ben. Gözlerimi açtığımda duvardan görünen bir yerdeyim. Ön tarafta oturan birileri var. Cübbeleri gerçekten siyah. Oldukça sakin bir şekilde oturuyorlar. Hala neden buraya kadar gelemedi diyerek tahta oturan ayağa doğru kalktı. Onu yoksa öldürdünüz mü? Efendiyi öldürebilecek bir cinliği yok aşağıda. Bunu siz de iyi biliyorsunuz efendim. O zaman neden gelmedi? Şu anda burada karşımda olmalıydı. Ahkam kesici o sözlerini söylemeliydi. Ve bana saldırmalıydı. Öfke kusuyor resmen. İleriye doğru yürüdükten sonra düşünmeliyim. Efendi oldukça tehlikeli bir cinli. Yanındaki de hala yaşıyor. Hocayı gördüler değil mi ahçapta? Yoksa hocayı göstermek için kendi bile bürünmüş olabilir. Kanından aldınız değil mi? Bir Ademoğlu olduğundan eminsiniz. Ailesiyle beraber yemek yerken çocuk orada olanları gördük. Tam o sahneyi anlatıyor. Ben yemek yerken bir anda ortalığın karışması, o adamın gelmesi. O zaman neden hala olmadı? Neden hala burada değiller? Bana söylemeniz gereken bir şey var da saklıyorsanız, gerçekten korktuğunuzdan daha beter olursunuz. Sizi sadece öldürmekle bırakmam. Bu sefer kemiklerinizi parçalarım. O köye gidene kadar ölmesi gerekiyordu. Köye gitmesine engel olamadınız. Bir de üstünün ortaya çıkmasına da engel olamadınız. Şimdi efendiyle uğraştığımız kalmadı. Evde bilmediğimiz bir enerji patladı. Ya onlardan biri gerçekten yaşıyorsa? Ha? Ya yaşıyorsa? Karakan mührünün açabileceğini biliyorsunuz. Korktukları şey büyük ihtimalle o yüzüme maske şeklinde kanı çektiğimden korkuyorlar. Oldukça da endişeli. Aşağıya gidin hemen. Efendi neredeyse bulun. Gerekirse parçalanın ve buraya kadar kaçın. Önüme gelsin istiyorum hemen. Hızlı olacaksınız. Hızlı anlaşıldığımı diyerek bağırdı. Başlarını salladılar. Merak etme. Senin istediğin gibi hemen gideceğiz. Gerekirse onu buraya getireceğiz. Aşağıya doğru hareket ettiklerinde gözüm yine karardı. Ona doğru bakıyordum. Beni yukarıda mı bekliyorlar diyerek sordu. Başımı salladım. Tuzağa çekileceğiz. Buraya birilerini yolladı mı? Tam da söylediğin gibi. Seni kaçırarak oraya götürecekler. Ya da kendileri yaralanıp seni oraya çekecek. Yaralayıp oraya götüreceğiz. Tauf, senin tılsımlarına ihtiyacım var. Tabii ki efendi. Direkt bastonuna doğru uzattı. Bastonu elini düz bir şekilde aldığında kırdı ortadan ikiye. Baston dumanlarla beraber elini, bütün vücuduna sarıldı. Onlara saldırının ben olduğumu görecek. Seni mühürleyecek. Acı çekeceksin Tauf. Hiç önemli değil efendi. Karakan antlaşmasına tam bir biatım vardır. Acı çekmeye hazırım. Zihnimden konuşuyordu bir yandan da. Acı çekmekten çok korkuyorum. Acaba ne kadar acı çekeceğim? Lütfen çok fazla çektirmesin. Söylesene. Birazcık az acı çeksin diyerek ona direk. Hadi Haluk lütfen. Lütfen yap bunu benim için. Böyle bir şey yapamam diyerek zihnimden konuşunca. Demek iletişim kurmayı böyle kullanıyorsun he? Sana hiç yakıştıramadım. Ben senin için o kadar yol kat ediyorum. İyi de sen cinliysin. Bir anda gidip gelebiliyorsun.
Bak şuna, cinniler hakkında ne kadar da çok bilgili. Kusura bakma ama şu anda karşındaki korktuğun cinni bana Karakanların bütün anılarını verdi. Şu anda seni tekmeleyecek olan bütün tılsımları biliyorum. Aa, hareketlere bak, laflara bak. Seni gerçekten kınıyorum. Ademoğlu kınaması. Kınal. Öyle bir kelime yok ki. Siz aranızda mı konuşuyorsunuz diyerek bir anda efendi bize doğru bağırdı. Direkt başımı kaldırdım. Aynı şekilde tahta. Hayır, sadece strateji üretiyorduk. Bana hiç öyle gelmedi. Çocuğu rahat bırak. Başını salladı hemen. Yukarıdan sesler geldi. Taşlar yuvarlanır gibi. Toz bulutları da aşağıya doğru küçük taşlarla geliyordu. Tam önümüze doğru 3 tane cinni belirdi. Efendi, biz de seni arıyorduk. Misafirliğimizi beğenmemiş olacaksın ki yukarıya doğru teşrif bile etmedin. Aslında ben de tam yukarıya doğru geliyordum. Birazcık soluklanmam gerekti. Aşağıdaki beni göstererek, Ademoğlu, merdivenleri bizim kadar hızlı çıkamıyor. Doğru ya, çocuğu unuttuk. Birazcık daha güçlü olmalıydı. Keşke gücünden verseydin. Böyle mi diyerek yok oldu. Arkalarında belirdiğinde ikisinin de kolunu parçaladı. Yukarıya doğru gittiler. Bir anda efendi de kayboldu. Karanlığıyla beraber gitti. Tauf tekrardan bedenimde yer aldı. Hızlıca beni yukarıya çıkarıyordu. Allah aşkına, böyle bir şey yapabiliyordun, bu kadar merdiveni neden kendim çıktım? Nefes bile almakta zorlanıyorum. Bak sen şuna. Bir de kolaylığa kaçmak istiyorsun demek. Öyle bir şey yok. Eğer bana yardım etseydin ben de sana ederdim diyor. Ama ben merdiveni çıktıktan sonra tartıştık. Hala tartışmaya devam edeceksen şu anda karşımıza geleceklerle tartış dedi. Söylediği gibi de karşımıza dikildiler. Aynı uzun tırnaklılar gibiydi. Aşağıdaki cübbeli olan. Onunla bir ilgisi var mı Rümeyya'yla? Çok benziyorlar. Rümeyya'nın akrabaları gibi değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Bunu söylediğimde Rümeyya çıldırıyor. Onlar bana benziyor, ben onlara değil diyor. Ne fark eder ki? Sonuç olarak ikisi de birbirine benziyor. Laf kalabalığı yapıyormuşum. Hadi oradan be. Şu anda cinniler üzerimize yürüyor. İstiyorsan bu tartışmayı yapmayalım. Haklısın. Bu tartışmayı hemen kesiyorum. Başımı hafifçe öne doğru alarak gülümsedi. Kumisras adu kanadu. Mişrikana masri. Hanunelle mazul. Cinasri. Hisra kana sura. Minaşru gada. Yüzüme doğru gelenler parçalanarak gözüme çarpıp gitti. Bunu sen mi yaptın? Yani ben mi yaptım? Benim sayemde sen yaptın denilebilir. Onları öldürdün. Başarılı bir ölümdü. Peki ne yapacağız şimdi? Ne yapmamız gerekiyor? Sadece sakin kal. Şimdi gelecekler daha da güçlü olacak. Yerden sanki benim kanıma benzeyen siyahlıklarla beraber geliyorlardı. Büyük ihtimalle o adamın dediği gibi. Cinnileri kendi kanıyla besliyor. Bir şekilde onlara kara kan gücünü veriyor. Yerde tılsımlar yayılarak bir çember oluşturdu. Ortasında kaldım. Sağıma ve soluma baktıktan sonra işte şimdi işler birazcık kızışacak. Çemberin tam ortasından içeriye doğru garip bir şeyler çıktı. Yerden çıktığı gibi vücuduma saplandı. Dizlerimde büyük bir acı hissettim. Dizlerimin üstüne doğru düştüm. Acıyor. Hem de çok kötü. Bu da ne böyle? Büyük ihtimalle seni zincirlediler. Ve şimdi de kefenlemeye geçecekler. Kefenlemek mi? Ölecek miyim? Diri diri mezara mı gireceğim? Ah, bunu görmek isterim biliyor musun? Bir Ademoğlu'nun mezara girişi. Hem de kefenlenmek üzere. Bizler İslamiyet'i seçtiğimiz için kefenleyemiyoruz. Ama inanılmaz keyiflidir. Birazcık müdahale etmeyi izlesem olur mu? Lütfen, lütfen ne olur. Azıcık kefenlesinler. Umarım dalga geçiyorsundur. Hem de nasıl? Elimi kaldırarak yere doğru siler şekilde götürdü. Dizlerime doğru saplanan her şeyi parçaladı. Ayağa doğru kalktığımda ellerimi direkt öne doğru açtı. Sadece kara kan sizde yok. Bizde tapusu var. Bunu da yeni öğrendim. Tapu, Ademoğullarından. Hızlı kapıyorum değil mi? Öldür şunları artık diyerek bağırdım. Maşrukanil kamunas intiril vacur. Yüksek bir çığlıkla beraber arkamdan devasa bir karanlık geçti gitti. Yok oldular. Az önce ne yaptın?
Sadece birkaç arkadaşımı çağırdım. İleride 4-5 tane bastonuyla beraber duran, yavaşça yürüyerek gelenler vardı. Bizi çağırmanı gerçekten beklemiyorduk Tav. Bütün eğlenceyi kendine ayırırsın diye düşündüm. Bazen paylaşmak güzeldir. Sizlere yaptığım bu harika davetten dolayı bana çok güzel yiyecekler borçlandırız. Sana borçlu değiliz. Biz sadece öldürmeye geliriz. Neler oluyor? Burası da neresi? Burası çok güzel bir mağara. Estetik. Yeni alacağım. Tapusu bana ait olacak. Birbirlerine doğru bakıp, tapu mu? O da ne diyerek sordular. Yeniyorsa tatmak isterim dedi birisi. Hayır hayır. Bana ait yani. Kimse buradan başka dediği anda yukarıdan büyük bir gürültü geldi. Neredeyse koca dağ sallandı. Yukarıya doğru baktıktan sonra dördü de aynı anda dönerek direkt Tavaf'a baktı. Sen bizi kamuta mı çağırdın? Biz kamutun içinde miyiz? Yukarıda iki tane büyük enerji var. Bunlardan birisi korktuğum zaten. Ondan direkt eminim. Diğeri de evet evet Turif. Alt tarafı cinleri öldüren, canı sıkılmış bir karakan büyücüsü. Sorun değil. Direkt bizi öldürecektir. Ne? Bizi öldürecek mi? Aşağıya doğru duvarlar kanla dolmaya başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul edesin inşallah. Videoyu beğenerek yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.